Bir peşembe akşamında bir dosta doğru da yeniden beraberiz. Bugün ufkumuzu, ruhumuzu, ruh iklimimizi aslında kalben bize çok yakın ama dönemi itibariyle Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminin en büyük simalarından birinin hayatına odaklayacağız. Hakikaten özel bir adam. Tarihçiler, siret sahipleri onu anlatırken yorulmuşlardır. Kalem ve kelam onu anlatmakta yetersiz kalmıştır. Bugün İslam aleminde, akademilerde onun harp stratejileri, onun komutanlığının dehasının büyüklüğü uzun uzun konuşulmakta, bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Çok rahat ve çok net bir şekilde şunu söyleyebilirim ki bu gece şurada, şu mekanda, şu saatte insanlık tarihinin gördüğü en büyük komutan kelimesini kullanırken hiç tereddüt etmeden bu cümleyi söyleyebiliyorum. Ben programın ilerleyen dakikalarında karakterini, şahsiyetini, büyüklüğünü anlatacağım onu. Göreceksiniz. Onun girmiş olduğu, katılmış olduğu savaşları anlatırken ekran yetmeyecek, kelimeler yetmeyecek. Savaşmak iyi bir şey mi? Elbette ki iyi bir şey değildir. Elbette ki ölmek de öldürmek de iyi değil. Öldürülmek de öldürmek de iyi değil. Ama siz savaşmak zorunda kalıyorsanız, ama bir çember kuruluyorsa ve o çemberi kırmak zorundaysanız onun hakkını vereceksiniz. İşte bugün anlatacağım o büyük komutan, bunun hakkını veren engin büyük şahsiyetlerden, hiç şüphesiz en öndekilerden biri. Onu İslam tarihçileri anlatırken şu cümleyle anlatmışlardır. Uyumayan ve uyutmayan adam. Uyutmayan, uyutmayan adam. La yanamu ve la yetruku ahden yanam. Uyutmayan ve diri tutan bir adam. Askerine, komuta kademesine, takip ettiği yerlerde uyutmayan adam. Tarih onu nasıl kaydetti, nasıl çerçeveledi bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var ki Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onu çerçeveledi, ondan büyük bir asker oluşturdu. Aslında yapısında vardır, karakterinde vardır. Allah Nebisi Aleyhisselatü Vesselam o karakteri puta tapıcılıktan İslam'a hizmete çevirmiştir. Onu uzun uzun anlatacağım ama bir yer var ki onu şimdi söyleyeyim, ondan sonra programımızın o uzun dehlizine doğru yolculuğa çıkalım. Hicretin 7. yılındadır. Bütün Mekke'nin liderleri, kavimlerin ileri gelenleri, aşiret liderleri, ağa babaları Mekke'nin, Sakif'in, Havazi'nin ve diğer bütün kabilelerin reisleri tek tek sapır sapır dökülüyorlar. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne gelip Müslümanlıklarını ilan etmek zorundalar. İşte o günlerden birindedir. Hazreti Peygamber'in mektubu Hazreti Halid'e ulaşır. Bahsedeceğim şahsiyet Halid bin Velid radıyallahu anh. Hazreti Peygamber'in mektubu daveti Halid'e ulaşır. Halid evinden kalkar, Mekke'den Medine'ye doğru gider. Resulullah'la görüşecek, Allah'ın nebisiyle görüşecek. Yolda Amr bin el-As'la karşılaşır. Mekke'nin diğer büyük liderlerinden birisiyle. Arapların en zekilerinden, en büyük dahilerinden biri olan Amr bin el-As'la karşılaşır. Karşı karşıya gelirler çölün bir yakasında. Dönecek ve Amr diyecek ki ila eyne ya Eba Süleyman. Süleyman'ın babası, yani Hazreti Halid'i kastediyor. Nereye gidiyorsun? O da dönüp diyecek ila eyne ya Amr. Amr sen nereye gidiyorsun? Amr dönecek senin gittiğin yere. Muhammed'e mi aleyhisselama? Muhammed'e. Beraberce yürüyecekler. Resulullah'ın yanına gelince Amr dönecek ve Hazreti Halid'e tek bir cümle söyleyecek. Sen zeki bir adamsın Halid diyecek. Bugüne kadar niye bekledin? Peygamber'e boyun eğmek için niye çok bekledin? Dönecek Halid, ya sen Arapların en zekisi, ya sen niye bugüne kadar bekledin? Resulullah'ın yanına gelecekler. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o iki engin adama bakacak.
bakacak ve bakacak ve sonra ayağa kalkacak. Hazreti Halid'e elini uzatırken Resulullah Hazreti Halid'e şu cümleyi söyleyecek: çok geç kalmadın mı Halid? Seni çok bekledik. Çünkü sen içinde cevher olan, içinde iman olan bir adamdın. Çok geç kalmadın mı Halid? Dönecek Halid: buradayım ey Allah'ın nebisi. Seyfen bin suyufillah. Sen Allah'ın aslanında, sen Allah'ın kılıçlarından bir kılıç olacaksın. Zulüm de kalkmayacak, zulüm de inmeyeceksin. Allah'ın binlerce selamı Halid bin Velid radıyallahu anh'a. O bütün mekanların, bütün zamanların, bütün coğrafyaların en büyük komutanı Hazreti Halid bin Velid'e olsun. Desem ki anlatırken Hazreti Halid bin Velid'i, desem ki Uhud'u Müslümanlara kaybettiren adam, desem ki Müslümanların azılı düşmanı, desem ki hakikatin önünde bir engel, desem ki kılıcını şerrin gücünde, şerrin hakimiyeti, kötülüğün hakimiyeti için kıyasya kullanan adam. Ama Hazreti Halid'in bir özelliği vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaşırken bile çenesini, ağzını, kalbini hiç bozmamıştır. Tam bir asker. Onun kardeşi çok daha önce Velid, çok daha önce Müslüman olmuş ama ne yazık ki Hazreti Halid bütün yönleri ve bütün vasıflarıyla, bütün vücuduyla İslam'a düşman bir aile içinde yetişmiş. Velid bin Muğire'nin oğludur. Meşhur müşrik Velid bin Muğire'nin oğlu Hazreti Halid. Baba peygamber düşmanı, Kur'an düşmanı Hazreti Halid onun yanında büyüyecek. O Uhud'da kendisine verilen görevi yerine getirecek. Görevi Muhammed'i tuzağa düşürmekti aleyhissalatü vesselam. Hazreti Halid bir kartal gibi Uhud'un uzak yerinde bekleyecek. Müslümanların ve Resulullah'ın sahabesinin ufak bir hatasını çok pahalıya ödetecek. Hazreti Hamza'nın, Hazreti Mus'ab'ın, Hazreti Enes İbni Nadr'ın ve diğerlerinin 74 veya 70 şehidin tümünün şehadetinde sebep, tetikçi Hazreti Halid'tir. Müslümanları arkadan çevirecek, Uhud günü ve Müslümanlara büyük kayıplar verdirecek, Resulullah'ın mübarek dişi kırılacak, dudağı yarılacak, yanağında derin bir iz oluşturacak. Bunun sebebi Halid'tir. Hazreti Peygamber Medine-i Münevvere'ye döner, Halid kılıcıyla Mekkelilerin yanındadır. Nihayet yıllarca bütün hayatını, bütün varlığını İslam'ın aleyhinde kullanan bu adam gün gelecek, İslam'la şereflenecek. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Hazreti Halid'in kardeşini gördüğünde kardeşine diyecek ki: Halid nerededir? Diyecek ki: Halid Mekkelilerin yanındadır. Hicretin 7. yılıdır. Allah Nebisi aleyhissalatü vesselam şu uzun boylu, yakışıklı, uzun yüzü olan ve son derece iyi bir asker olan, iyi bir harp savaşçısı olan Hazreti Halid için diyecek ki: geç kalmadı mı? Velide diyecek ki: kardeşine söyle, peygamber senden çok şey bekliyor. Senin orada durman doğru değil artık. Gelsin Halid'e söyle. Velid Hazreti Halid'e haber gönderecek. Allah'ın peygamberi senin hakkında iyi şeyler söyledi. Senin hakkında metihlerde bulundu diyecek. Halid Hazreti Peygamber'in lehinde konuşunu duyunca, hakikaten benim hakkında iyi şeyler mi söyledi? Evet, iyi şeyler söyledi dediğinde diyecek ki: ben onu kırmam ki, kıramam ki. Yıllarca ona karşı savaştım. Yüreğim onunla beraber, kılıcım ona karşıydı. Aslında bu Kufe sendromu her yerde yaşanıyor. Öyle değil mi? Yürekler başka yerde ama tercihler başka yerde. Çok garip bir şeydir. İnsanların yürekleri bir yerde oluyor ama tercihleri başka yerde oluyor. Gücün yanında, kılıcın yanında oluyor ama yürek o kılıcın ve gücün yanında değil. Çok ilginçtir. Hazreti Halid, Velid'den almış olduğu söz üzerine yola çıkar. Gayesi Medine'de Resulullah'la görüşmektir.
Aleyhissalatü vesselamla görüşmek, Hazreti Peygamberle bir araya gelmektir. Gayesi o, hedefi o, derdi o. Nihayet yolda giderken Hazreti Amr bin el-As'la karşılaşacaktır. Amr da Resulullah'a gelip de Müslüman olmayı arzu edendir. Hazreti Amr bin el-As, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına gelip onunla oturacak, onunla konuşacak, Müslüman olacak, karşılaşırlar yolda giderken. Hazreti Amr, Hazreti Halid'e diyecek ki, İle eyne ya Eba Süleyman, Süleyman'ın babası, nereye gidiyorsun? Senin gittiğin yere, Muhammed'e mi? Evet, Muhammed aleyhissalatü vesselama. İkisi beraber Hazreti Peygamber'in yanına gidecekler. Resulullah onları görünce ayağa kalkacak. İki büyük askeri ki Hazreti Halid de hiç kimseyi aynı kefeye koymuyorum. Müsenna belki hariçtir. İslam tarihinin büyük komutanlarından Kaka bin Amr belki istisnadır. Ama hiçbiri Halid gibi değildir. Biraz sonra söyleyeceğim gerekçelerini. Hazreti Peygamber Halid ve Amr'ı görünce ayağa kalkar. Hazreti Halid'le kucaklaşır. Hazreti Halid Resulullah'la kucaklaşır. Ama Amr Resulullah'ın yanına gelince ellerini Resulullah'a doğru uzatır. Resulullah elini Amr'a doğru uzatır. Amr tam peygamberle, peygamberimizle kucaklaşacağında, tokalaşacağında Amr elini Resulullah'tan geriye çeker. Resulullah'ın eli ilk kez hayatında havada kalmıştır. Döner Amr'a der ki, limaza, niye Amr elini geri çektin? Neden elini bana doğru uzatmadın dediğinde Hazreti Amr diyecek ki, bu çirkin, bu günahkar, bu berbat, bu necis el senin eline dokunamaz ya Resulallah. Sen bana dua etmedikçe, Allah beni affetsin diye Allah'a yalvarmadıkla bu el sana dokunmayacak. Resulullah elini açar, Amr'a dua eder. Amr ağlayarak Resulullah'a sarılır. Büyük komutanların gözyaşı hakikaten düşündürücüdür. Halid artık eti ve kemiğiyle beraber Hazreti Peygamber'in emrindedir. Geçen ömrüne yanmaktadır Halid. İslam'ın aleyhinde harcadığı bütün mesaisine acımaktadır. Halid artık Mescid-i Saadet'in bir müdavimidir. Gecesi ve gündüzü, akşamı ve sabahı her an Mescid-i Saadet'te namaz kılmakta, Allah'a yalvarmakta, dua etmekte. Aslında Halid'e mescid de dar gelecek. O meydanların adamıdır. Bir kartal gibi bütün mekanları kurcalayacak, böyle pamuk gibi atacak bir adam. Hazreti Halid bir gün Mute muharebesi olur. Hazreti Peygamber Mute'ye askerleri gönderir. Burada Mute'yi anlatacak değilim. Mute'de 200 bin kişi 3 bin kişiyle savaşmıştır. Komutan Zeyd bin Harise'dir. Resulullah'ın evlatlığı. İkinci komutan Zeyd bin Harise'den sonra ikinci komutan Cafer bin Ebi Talib, Hazreti Ali'nin kardeşi. Üçüncü komutan Abdullah ibn Ravaha. Ve iki ordu Mute'de karşı karşıya gelir Ürdün yakasında. Zor bir savaştır. 3000 kişi 200 bin Rum askeriyle kuşatılır. 3000 kişi, 200 bin insanla. Sahabe-i kiram ne yapalım diye uzun konuşurlar. Sonuna vardıkları şudur. Resulullah haber gönderelim. Allah nebisi ne diyecekse onu yapalım. Askerler kendi aralarında konuşurken Cafer bin Ebi Talip, Hazreti Halid o orduda bir asker sadece. Sıradan bir asker. Peygamberimiz ona komutanlık vermiyor. Sen yenisin, komutanların emrinde olacaksın. Halid gibi bir adama komutanlık yapmak nasıldır bilmiyorum ama çok zor olsa gerek. Büyük komutan erdir, askerdir orada, neferdir. Hazreti Cafer bin Ebi Talip, Hazreti Ali'nin ağabeyi, beyaz elbiseler, kefenini giyer, kılıcı çeker. Biz buraya hanımlarımızın yanına, eşimizin yanına dönmek için gelmedik. Evlerimize dönmek için gelmedik. Biz ölmek için buraya geldik. Kılıcını çeker ve bütün ordu Cafer'le beraber hareketlenir. 7 gün süren bir savaştır bu. Ama savaşın ilk gününde Zeyd ibn Harise şehit edilir, Resulullah'ın evladı. Hemen akabinde Zeyd ibn Harise'den sonra Cafer bin Ebi Talip, Hazreti Ali'nin ağabeyi şehit edilecek. İki kolu kesilecek, iki kanat takılacak.
Ona Zülcenahayn diyeceğiz. İki kanat sahibi Cafer-i Tayyar diyeceğiz ona. Sonra Abdullah bin Revaha şehit olacak. Ordu tam bozulmuşken Sabit bin Akram sahabenin en ihtiyarlarından biri kılıcı alacak, sancağı alacak ve sancağı Hazreti Halid'e verecek. İşte Halid tarihe bir Müslüman olarak o gün çıkacaktır. Hazreti Halid şunu diyecektir: ben bunu hak etmiyorum komutanlığı, ben daha yeniyim. Ama Sabit diyecek ki sen bir savaş kurdusun, senindir sancak. Halid alacak, orduyu dizayn edecek, öndekilerini arkaya, arkadakilerini önüne, ordu dağıtacak. 7 gün boyunca 200 bin kişilik Rum ordularıyla savaşacak. Orduyu öyle dizayn edecek ki oradan girecek, buradan çıkacak, müthiş taktiklerle, tozlu dumana katarak, fırtınalar oluşturarak, ateşler yakarak Hazreti Halid bütün zekasını kullanır ve 3000 kişiyi heder olmadan, tümünü imha etmeden Medine'ye çekecektir. İslam tarihinde Halid'in ilk çıktığı yer Mu'te Muharebesi'dir. Sonra Allah Nebisi aleyhissalatü vesselam Mu'te'den sonra Mekke fethi günü Hazreti Halid'i sağ cenahın komutanı ilan edecektir. Mekke'ye girerken sağ tarafta Hazreti Halid olacak. Mekkeli müşriklerin savaştığı ilk cenah Hazreti Halid'in savaştığı yer olacak. Hazreti Halid orada saldıran Mekkelileri uzaklaştıracak. Ve sonra Allah Nebisi aleyhissalatü vesselamın vefatından önceki günler Hazreti Halid Resulullah'la görüşüyor. Ve aslında Hazreti Halid'in içine kapandığı bir dönem vardır. Kılıcını kınına koydu bir dönem. O dönem gariptir. Bir gün Hazreti Halid Resulullah'ın yanına gelir. Gözü kanlanmıştır. Hazreti Peygamber bu büyük savaş makinasına, savaş adamına der ki, Halid neyin var? Rahatsızım der, hastayım. Neyin var Halid ki? Huneyn günü yaralandığında Hazreti Halid, Huneyn savaşında, Resulullah'ın vefatından az önceki yapılan bu savaşta, Hazreti Halid yaralandığında, Halid'in yaralandığının haberini aran peygamberimiz müthiş bir heyecan içinde, Halid nerede, Halid nerede, Halid nerede diye karargahta Hazreti Halid'i arıyordu. Halid'e çok önem veriyordu. Halid'i yara almış bir şekilde görecek, oturacak, Halid'in o yarasını sıvazlayacaktır, dua edecek. İşte Halid Resulullah'ın yanında gözü kan çanağı gibi. Resulullah soracak, Halid neyin var? Bir cin beni rahatsız ediyor diyecek. İnne kâiden minel cinni yekidûni ya Resulallah. Cinlerden bir grupla savaşıyorum. Beni rahatsız ediyorlar cinler. Beni sıkıyorlar ey Nebi. Bana uyku vermiyorlar, uyutmuyorlar beni. Resulullah aleyhissalatü vesselam o zaman diyor, de ki, kul a'udhu bi kelimatillahi tammati elleti la tujavizuhunna barrun ve la facirun min şerri ma zara'a fil ard ve min şerri ma yahrucu minha ve min şerri ma ya'rucu fis sema ve min şerri kulli tariqin yatruku illa bi hayr. De Halid, şu duayı oku. Allah'ım beni her türlü varlığın zararlı etkisinden koru. Yeryüzünde gizlenen veya açıkta olan, yerden gökyüzüne çıkan veya gökten yeryüzüne inen her türlü varlığın şerrinden ve ansızın gelip de beni korkutan her türlü şerden senin noksansız kelimelerine sığınırım. Ey Rahman olan Rabbim, beni her türlü varlığın kötülüğünden koru. Halid bunu okuyordu. Allah Nebisi soruyordu, nasıl oldun Halid iki gün sonra? Vallahi beni terk ettiler. Bunun için alimler, böyle kötü görünmeyen yaratıklar sizi rahatsız ederse Resulullah'ın Halid'e öğrettiği bu duayı okuyun. Her türlü şerre, her türlü nefse,
egoya, her türlü cinne ve her türlü korkulana karşı bunu okumak gerekir diyorlardı. Hazreti Halid bir gün Abdurrahman bin Avf onu şikayet ediyordu. Abdurrahman ilk sahabilerden Hazreti Halid diyordu ki, Hazreti Halid'e Resulullah diyordu ki, ya Halid la tu'zi raculen min ehli Bedrin. Ey Halid, Bedre katılmış bir adamı üzme sakın. Halid'i şöyle arkaya doğru çekiyordu. Sonra diyordu ki, وَلَوْ أَنْفَقْتَ مِسْلَ اُحُدٍ لَنْ يَبْلُغَ حَدَّ اَوْ مِسْلَ اَوْ نِسْفَ. Sen Uhud dağı kadar altın dağıtsan Bedre katılanların derecesine ulaşamazsın. Halid diyordu, sonra dönüyordu İbn-i Avf'a, لَا تُعْزُ خَالِدًا. Siz de Halid'i üzmeyin. İnnehu seyfun min suyufillah. Sellehullahu alel kuffar. Allah Halid'i zalimlerin üzerine sıyrılmış bir kılıç yapmıştır. Halid'e dokunmayın diyecektir. Dokunmayacaklardı. Sonra dönüyordu Hazreti Halid'den bahsederken Allah'ın Nebisi aleyhissalatü vesselam, Allah'ım ben Halid'den memnunum. Ama sadece bir yerde Halid'i tenkit etmiştir. Bir savaşta Hazreti Halid'in sert davrandığını ve esir kabul etmediğini, tümünü kılıçtan geçirdiğini duyduğunda veya bir iki kişiye karşı böyle bir hareketi yaptığını duyduğunda Hazreti Peygamber elini kaldırmıştır. Allah'ım Halid'in yaptığını ben kabul etmiyorum diyecektir. Halid sert bir asker. Kimse bunu tartışmaz. Sert bir asker. Evet böyle. Belki niye böyle ama işte böyle. Harbin harekatı içinde Halid sert ve acımasızdı. Bundan dolayı ileride söyleyeceğim. Hazreti Halid'e karşı Hazreti Ömer yaptırımlarda bulunacak. Farklı hareket edecek. Hazreti Peygamber bir gün tıraş oluyor. Tıraş. Belki veda hacında, belki başka bir yerde, belki bir umrede, belki bir Medine'sinde Allah Nebisi aleyhissalatü vesselam tıraş olduğunda sahabe-i kiram Resulullah'ın sakalını paylaşıyorlar. Sakalın kıllarını, parçalarını kendi aralarında paylaşıyorlar. Orada Hazreti Halid'i görürsünüz. Şu büyük asker Resulullah'ın yanına diz çöker. Resulullah'ın şu saçında, şu önde perçem varmış. Saçının ön tarafı düşermiş böyle. Perçemleri varmış. Hazreti Halid oturuyor. Ya Resulallah orayı istiyorum, burayı istiyorum. Hazreti Peygamber saçını kestikten sonra elini alıyor, Halid'e veriyor. Al. Halid bunu alıyor, sarığını açıyor, sarığını içine koyuyor. Hani sakalı şerif yok diye diyen bazı ilahiyatçılar var ya işte. Sakal-ı şerif var işte. Hazreti Halid Resulullah'ın sakalını, saçını, sarığının içine koyuyor. Ve Resulullah'tan sonraki yıllarda sarığını kaybediyor. Ordugahı, karargahı ayağa kaldırıyor Halid. Sarığım. Arıyorlar. Yenisini buluruz. Hayır, onu istiyorum diyor Hazreti Halid. Neden sonra buluyorlar sarığını? Eskimiş bir sarık. Diyorlar ki bunun için mi kıyameti kopardın? Evet. Daha güzelini bulurduk, bulamazdınız. Sırrı ne bunun? Vallahi başımdayken girdim, hiç bir harbi kaybetmedim. Biraz sonra harplerini sayacağım Halid'in. Şaşıracaksınız. Önün elini alır Halid. Şapkasının, sarığının önünü açar, kılları gösterir. Resulullah'ın sakal ve saçları. Hiçbir şey onun gibi olamaz. Ve ölürken Hazreti Halid ne diyecektir? Bu kılları ben öldükten sonra dilimin altına, gözlerimin içine koyun, Allah'ın huzuruna Resulullah'ın mübarek sakalları ve saçlarıyla gideyim. Halid olmak asker, ama nasıl bir asker? Dedim ya, insanlık tarihinin tanıdığı ve tanıyabileceği en büyük harp dehası Hazreti Halid. Ve bir gün Allah Nebisi dünyaya veda eder.
yıkılanlardan biri Halid'tir. Resulullah'ın mübarek cenazesinde gözyaşı döken Hazreti Halid'tir. Mekke'yi fethettiğinde Hazreti Peygamber Nahle'deki Uzza putunu sen yıkacaksın. Gider ve Uzza putunu yıkar. Taif muhasarasında Resulullah'ın yanı başındadır. Bir an bile Resulullah'tan ayrılmamıştır Hazreti Halid. Nihayet Allah Nebisi vefat eder, halife Hazreti Ebu Bekir'dir. İşte Hazreti Halid için yepyeni bir sayfa açılacaktır. Kapanmayacak bir sayfa. Esasen Halid o günden sonra Halid hakikaten seçkin bir adam olduğunu bütün kudretiyle ortaya koyacaktır. Hazreti Peygamber vefat ettikten sonra yalancı peygamberler türer. Malik, Nüveyris, Museylime, Ukeydir ve diğerleri yığınla adam peygamberliğini ilan eder. Fırsat bu ya, Hazreti Muhammed vefat etti aleyhissalatü vesselam. Önüne gelen ayağa kalkar. Hepsi Medine'yi hedef almaktadır, peygamber şehrini. Garip bir şey olur. Bir gün Müseylimetül Kezzab'a karşı en büyük 80 bin insan toplamış. 80 bin insan. O günkü şartlarda büyük bir asker güç. 80 bin insan toplamış, kendine inandırmış. Müseylimetül Kezzab'a karşı Hazreti Halid ve sahabe görüşürler. Uzun görüşmelerden sonra Hazreti Ebu Bekir karar verir. Ordu hazırdır, 13 bin kişi Medine'den hareket edilecektir. Müseylimetül Kezzab'a karşı İslam'ın var ve yok olma savaşıdır bu savaş. Bir Bedir kadar önemlidir. Müslümanların ayaklarının bağını koparan bir savaştır. Çünkü 40 bin kişi savaşa gelecek. İnananı 80 bin, 40 bin kişi savaşa gelecek. Müseylime'nin yalancı peygamberi, etkili bir adam, tam bir şarlatan, tam bir sahtekar. Hayattayken peygamberimize mektup göndermiş. Muhammed, doğu senin, batı benim, gel dünyayı paylaşalım. Allah'ın peygamberi Müseylime'den, Allah'ın peygamberi Muhammed'e, öyle diyor. Resulullah cevap gönderiyor. Allah'ın kulu ve elçisi Muhammed'den sahtekar Müseylime'ye. Bu adam işte. Sabah namazı vakti. Ordu hazır. Ordunun başkomutanı Hazreti Ebu Bekir. Bu çok zor bir tercih. Ordunun başkomutanı Hazreti Ebu Bekir. Medine'yi boşaltıyor. Vedalaşılıyor. Tam hareket edilecek ki birdenbire halkın içinden biri öne doğru çıkıyor. Orta boylu, vücudu iri yarı, sakalları geniş, nurani görüntülü, nur görüntülü, gözleri simsiyah, kaşları kalın bir adam Hazreti Ebu Bekir'in devesinin yollarını tutuyor. Herkesin gözü üzerinde, kim bu adam? Bağırır birdenbire. İlâ eyne ya halifete Resulillah. Ey peygamberin halifesi, nereye gidiyorsun? İnni akulu leke mâ kâlehu Resulullah yevme Uhud'in lumme seyfek la tefca'na bi nefsik. Nereye gidiyorsun ey Allah peygamberin halifesi? Nereye gidiyorsun ey Resulullah'ın halifesi? Ben sana Hazreti Peygamber'in Uhud günü dediğini söylüyorum. Kılıcını kınına koy, evine çekil, bizi üzme. Sen gidemezsin. Kim bunu söyleyebiliyor musunuz? Hazreti Ebu Bekir'i evine çekil. Sen Medine'de bize lazımsın. Sen ordunun başında savaşa gidemezsin. Medine'yi halifesiz bırakamazsın. Bunu söyleyen Hazreti Ali'ydi. Hazreti Ali çekil diyordu, gidemezsin savaşa. Hazreti Ebu Bekir çekilecek sahabenin baskısıyla ve Hazreti Ebu Bekir yerine kim gidecek biliyor musunuz? Hazreti Halid. Gidecek Yemame'de
Müseylime'nin 40 bin kişilik ordusuyla savaşacak. 40 bin içinden 21 bin ölü olacak. 40 binin yarısı ölecek. Ordunun yarısını imha edecek. Müslümanlardan 1200 şehit vardır. Bu 1200 şehitten 500'ü Hafız-ı Kur'an'dır. Hafızların büyük çoğunluğu şehit olur. İşte bundan dolayı Kur'an-ı Kerim bir araya getirilir. O güne kadar Kur'an bir kitap halinde değil, sandıklarda sayfeler halindeydi. İşte o gün bütün o 500 hafızın şehit olması üzerine Kur'an-ı Kerim'in toplatılması kararı verilecektir. Hazreti Halid o gün büyük komutanlığını, büyük kudretini gösterecek. Büyük etkiler, Yemame Savaşı'nın etkileri her yerde duyulacak. Yalancı peygamber Müseylime Tülkezzab o gün öldürülecek. Kim tarafından öldürülecek? Tahmin edemezsiniz. Hazreti Hamza'yı şehit eden Vahşi tarafından öldürülecek. Böylece o yalancı peygamber sona erecek. Ve ondan sonra bütün yalancı peygamberlere karşı Hazreti Halid gidecek. Malik bin Nüveylis'i kendi evinde, kavminin içinde bastıracak, imha edecek. Hazreti Halid bin Velid ve sonra Ukeydir'i, Hristiyan kralı Ukeydir'i mağlup edecek. Ve Yermuk Harbi'nde Hazreti Halid bin Velid en büyük savaşlarından birini Hristiyanlara karşı İran ve Irak'ı geçtikten sonra Irak'ı fetheden Hazreti Halid, İran'ı fetheden Hazreti Halid, Suriye'yi fetheden Hazreti Halid, Gassan emirini yenen Hazreti Halid, Humus'u fetheden Hazreti Halid, Yermuk'u kazanan Hazreti Halid, Yemame'yi kazanan Hazreti Halid. Eğer onun savaşlarını sayacak olursam ki arkadaşlarımız tek tek verecekler. Evet, Mute'nin kahramanı o. Mekke fethindeki sağ cenahın komutanı Hazreti Halid. Yermuk'un fethatihi Hazreti Halid. Yemame'nin fatihi Hazreti Halid. Huneyn'in komutanlarından biri Hazreti Halid. Enis Savaşı'nın komutanı Hazreti Halid. Kesker Savaşı'nın komutanı Hazreti Halid. Hira Savaşı'nın komutanı Hazreti Halid. Ambar'ın komutanı Hazreti Halid. Aynu Temr'in komutanı Hazreti Halid. Hanefiz'in komutanı Hazreti Halid. Sena Savaşı'nın komutanı Hazreti Halid. Şam Fatih Hazreti Halid. Firaz'ın Fatih Hazreti Halid. Busra'nın Fatih Hazreti Halid. Ecnadeyn komutanı Hazreti Halid. Irak'ı fetheden Hazreti Halid, Sasani İmparatorluğunu, İran İmparatorluğunu yerle bir eden Hazreti Halid, yalancı peygamber Tulayha'yı yok eden Hazreti Halid, yalancı peygamber Müseylime'yi yenen Hazreti Halid, yalancı peygamber Malik'i yenen Hazreti Halid, Fırat çevresini ele geçiren Hazreti Halid, Huneyn'in büyük komutanı Hazreti Halid, Humus'un Fatih Hazreti Halid, Bizans'a karşı savaş kazanan Hazreti Halid, Necran Savaşı'nın komutanı Hazreti Halid, Uzza Savaşı'nın komutanı Hazreti Halid, Beni Huzeyme Savaşı'nın komutanı Hazreti Halid, Ecnadeyn'in, Busra'nın, Firaz'ın komutanı Hazreti Halid. Ben Hazreti Halid'in savaşlarından ancak yarısını söyledim. Selam olsun insanlık tarihinin en büyük harp dahisi Hazreti Halid bin Velid'e. Hazreti Halid. Şöhreti yayılır. Bir yere gittiğinde insanlar sokaklara çıkarlar Halid'i seyretmek için. Şehit vefat ettiği gün en çok Medine'nin kadınları ağlamıştır Halid'e. Humus'ta gömülü olduğu söylenir Suriye'de ama tartışmalıdır. Medine'de gömülü olduğu kanaatı daha yaygındır. Suriye'de değil Medine'de gömülü olduğu kanaatı daha çünkü Hazreti Ömer'in cenaze namazı kıldığı söylenir. Halid. Anlatmakta zorlanılan kişi anlatırken acziyete düştüğümüz bu adam. Bazen fetva verir, bazen hadis rivayet eder. Allah'ın iyi kulu Resulullah onun için öyle söyler. O şöyle diyordu. Harpten aldığım zevki zifaf gecesinden almam. Hamuru böyle yoğrulmuş Halid'in. En büyük özelliklerinden biri bütün savaşlarda birebir komutanlarla savaşmıştır. En büyük özelliği. Bütün savaşlarından önce savaşlarının komutanlarını öldürmüştür. Bir seferinde
İranlı büyük komutan Rüstem'i yere devirir. Rüstem'in adamları saldırırlar Halid'e 10 kişi bir anda. Halid 10 kişiyle savaşır. Kaka bin Amr Halid'in yanına gelir ve bertaraf ederler. Son derece farklı bir adam Hazreti Halid. Zekat konusunda onu üzdüklerinde Resulullah döner ve der ki Halid'den zekat istemeyin. La tu'zu Halid'en. Halid'i bırakın. Onun verecek bir şeysi kalmadı ki. Hepsini Allah için harcadı der Resulullah. Onun yanında durur. Yermuk'te Corci Bizans komutanı soruyordu. Halid diyordu. Komutan bir şey rica edeceğim senden. Yani şöyle ifade edeyim. Düşmanlarında bile hayranlık vardı. Hani herkes onu yakından tanımak istiyor. Çünkü adı o kadar yayılmış ki dillere destan. Düşmanlar bile kim bu Halid? Bir görelim bu adamı diyorlar. George soruyor. Allah'ının adına soruyorum Halid. Senin kılıcın gökten mi indi? Çünkü diyorlarmış ki Halid'in kılıcı Allah tarafından gökten indirildi. Hayır diyor, gökten inmedi. Ama gökten inen, vahyi gökten inen bir peygamberin kulu ve kölesiyim diyor Halid. Senin dinine nasıl girilir Halid? Şöyle, beni kabul eder misin? Ederim. George Müslüman oldu, harp meydanında teyemmüm aldı harp meydanında. İki rekat namaz kıldı harp meydanında ve biraz sonra George şehit oldu. Bir yere gidiyorlardı Hazreti Halid'in önüne. Şöyle bir tas zehir getiriyorlardı. Bu zehri koca bir ordu içse ölür diyordu. Halid ben içerim onu diyordu. İçemezsin Bismillah diyor. İçiyordu. Hiçbir şey olmuyordu Halid. Gökten mi indi kılıcı denilen adam. Bir gün savaşta sert davranacak Hazreti Ömer sinirlenecek. Hazreti Ebubekir diyecek ki Halid'i azlet. Hazreti Ebubekir kesinlikle azletmem onu. Azledemem. Evet Halid'in kılıcında biraz sertlik vardır ama Resulullah'ın sıyırdığı bir kılıcı ben kınına sokamam diyecektir. Ama Hazreti Ömer halife olduğunun 5. yılında tam savaş ortasındayken Suriye'de bir mektup gönderiyor Halid'e. Seni azlediyorum. Halid mektubu görür. Diyor ki komutanlığı Ebu Ubeyde'ye bırak. Çünkü Halid'in bir özelliği var. Merkezi hükümeti dinlemiyor tabir caizse. Medine'yi dinlemiyor. Kendi başına iş yapıyor. Bazı konularda çok para harcıyor. Kendine değil. Askere çok para veriyor. Bütçe sıkıntı görüyor. Üç. Bütün zaferler Halid'in zaferi deniliyor. Ordunun zaferi unutuluyor, Halid öne çıkarılıyor. Dillere destan oluyor. Ömer bunu kırmak istiyor. Hazreti Ömer. Mektubu görüyor Hazreti Halid. Ebu Ubeyde'ye diyor savaşın ortasında komutan değişmez diyor. İş bitsin sonra. Mektubu duruyor, cebine koyuyor, savaşı kazanıyor. Savaşı kazandıktan sonra zırhını çıkartıyor. Hazreti Ubeyde'nin yanına gidiyor. Zırhını Ebu Ubeyde'nin kapısına dikiyor. Kılıcını dikiyor. Şimdi emret, askerin neferin emrinde diyor. Öyle bir adam. Egosunu, nefsini tamamen yerle bir etmiş bir adam. Böyle bir komutan, böyle bir nefis. Senin emrindeyim artık. Namaza geç, namazı kıldır. Sonra Hazreti Ömer huzuruna gelir. Beni emretmişsin, buyurun. Hazreti Ömer der ki, şu paraları nasıl harcadın? Halid tek tek cevap verir. Uzun bir soruşturma. Hazreti Ömer, ben tamamen senin haklı olduğunu anladım. Seni vali tayin ediyorum. Bir yıl valilik yapar, ikinci yıl Hazreti Ömer'e gelir. Benden vali olmaz diyecek, ben savaş adamı. Ben valilik yapamam ey Resulullah'ın emiri, ey müminlerin emiri. Beni bırak artık. Hazreti Ömer mektup yazar bütün valilerine. Halid'i ben bir hatasından azletmedim. Vallahi Halid'in artık çekilmesi lazımdı. Onun için azlettim. Öyle diyecekti. Bu bağımsız adam var. İnsanlık arayacak.
Hani şu yetime süt taşıyan Ebu Bekir'i? Hani şu dul kadınların kırbasını taşıyan Hazreti Ömer'i? Hani şu desem ki şu zalimlere bir ders olan Halid'in kılıcı? Neredeler acaba? Ne kadar uzak düştüler birden. Hayatındaki en büyük arzusu hayatı şehit bitirmekti. Şehit düşmeyecekti ama şu hadis ona bir çıkış yolu olacaktı. Men se'ele şehadete bisidkin. Bellegahullahu menazile şühede velev mâte alâ firâşi. Kim şehadeti gönülden isterse Allah onu şehit kabul eder. Yatağında ölse bile. Ve bir gün Halid hastadır. Yanına dostları gelir. Bu büyük savaş komutanının kelimeleri seçerken, cümleleri oturtmaya çalışırken aciz kaldığımı Halid'i tanımlamada yorulduğumu hissediyorum. Hakkını verememe noktasında bu büyük savaş komutanını yatağındadır, ağlamaktadır Halid. Komutanlar ağlar mı? Büyükler ağlar mı? Eğer Halid gibi bir adam yatağında ölüyorsa ağlamak lazım. Yanına giden dostu diyor ki Halid niye ağlıyorsun? İki büklüm koca komutan. Yatağa sığmayan şu adam demin savaşlarını saydığım 200'e yakın en azından büyük savaşı idare etmiş ve tümünden galip gelmiş şu adam. Yatağında iki büklüm. Ne oldu sana Halid? Ben yatağımda ölecek adam mıyım diyor. Şöyle göğsünü açıyor. Göğsünde yara almadık hiçbir yer yok. Baksana diyor göğsüme. Sırtıma baksana Allah aşkına. Sırtımda bir gramlık bir yara almamış bir yer yok. Bütün vücudu darmadağın ve ben şimdi emutu ala firashi kel bayir, şimdi yaşlı bir deve gibi yatağımda ölüyorum. Acayip bir adam. Yaşlı bir deve gibi yatağımda ölüyorum. Asker yatağında ölmemeli diyor Hazreti Halid. Uzun dalıyor. Son cümlesi nedir biliyor musunuz? Hazreti Halid'in son cümlesi. Kahrolsun korkaklar. Kahrolsun korkaklar. Öle, öle vefat ediyor. Kimse seninle yarışamaz ki Halid. Kaç komutanı kendi elinle saf dışı ettin. Ne Hürmüzler kaldı. Ne Georgiler, ne şunlar, ne bunlar. İran'a yayıldı. Bizans'a yayıldı. Dünyanın her tarafı adın yayıldı. İnsanlar imparatorluklarında Halid'i konuşur oldular. Kim bu adam? Bu adamın kılıcı hakikaten gökten mi indi? Allah mı bu adama kılıç indirdi denilen şu adam? Yakışır mı yatakta ölmek? Öyle diyordu. Yakışır mı bana yatağımda ölmek? Savaşta ölmedim bir türlü. Şehadet gelmedi ve tutmadı beni diyor Hazreti Halid. Biraz sonra şu tarihe sığmayan adam son nefesini verir. Merak ettiniz mi? 200 savaş idare etmiş bu adamın, şu Hazreti Halid'in, merak ediyor musunuz? Miras olarak ne bıraktı biliyor musunuz? Mirasını, mal varlığını halifeye gönderir. Mal varlığı nedir biliyor musunuz? Atı ve kılıç. Atı ve kılıcından başka hiçbir şey bırakmayacaktır Hazreti Halid. 200 savaş idare etmiş büyük komutan ve mezara gömecekler Hazreti Halid'i. Bir kadının sesi duyulur, hıçkırıkları.
Kadın diyordu ki sen akan bir ırmak gibiydin. Sen akan bir sudan daha cömerttin. Sen aslanlardan daha cesurdun. Hazreti Ömer'in kulağına çalınıyor bu şiir. Bunu kim söylüyor? Diyecekler ki Halid'in annesinin yasıdır bu. Annesi söylüyor. Seni doğurmaktan aciz oldu anneler. Hazreti Ömer dönecek. Vallahi az bile söylemiştir. Yemin olsun ki her söz Halid'e değer. Döner mezarının başında Hazreti Ömer. Diyecek ki Hazreti Ömer, sanmayın ki ben bir Halid'i hatasından dolayı aldım. Hayır vallahi. O akan sular gibiydi. O kırmaz bir kılıçtı. Ben kılıcı kınına sokmak istedim. Çünkü herkes zannediyordu Halid varken Müslümanlar kazanır. Halid yokken kaybeder. Ben bunu kırmak istedim. Vallahi annesi az bile demiş. Anneler onun gibisini doğurmaktan acizdir. Birdenbire bir at dört nala mezarlığa doğru dört nala gelir. Herkesin gözü birdenbire cenazede kefenle gömülürken Halid oraya doğru kayar. Kim bu gelen at? Tanırlar. Halid'in atıdır. Şahalanmaktadır. Sanki diyor ki kalk sana ölüm olmaz ki kalk ayağa. Yakışmadı sana boylu bozun boyunca mezara uzanmak. Komutan kalk sefere gidelim dercesine. Gözler dalar çok uzaklara. Selam olsun tarihin kaydettiği en büyük komutan Hazreti Halid bin Velid'e. Belki haksızlık etmeyeyim. En büyük komutanların başında gelen Hazreti Halid bin Velid'e ve son sözüyle bitirmek lazım. Kahrolsun korkaklar dediği gibi. Allah'ım Halid bin Velid'e binlerce selam olsun diyorum ve